Saha koşulları çok iyi. Stadyum yükünü aldı ve herkes Lille ve Dijon maçını bekliyor. Osem Stüdyo'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Osem Lille kariyeri videosundan. Merhabalar. Evet, bugün karşınızda Dijon'a karşı oynayacağız. Buradaki şu Ayşe'nin dediği gibi lafları açmak hoşuma gidiyor aslında. Evet, sabahtan beri içimizde bir heyecan yok açıkçası benim için de. Çünkü rahat bir maç olacak bizim adımıza. Dört gözle bekliyorum. Evet. Şöyle güzel, bol golü bir maç bekliyorum. Kendi adımıza konuşmak gerekirse 4-5 atarız. Sizler de 4-5 like atarsanız çok çok sevinirim. Abone zaten oluyorsunuzdur, olmuşsunuzdur. Bu arada biz konuşurken daha dakikalar dolmadan gol geldi. Dakika 1 James'i mi düşünüyorum ya? Madison'ın golü. Dakikalar 2 Leroy Sané kaçtı. Arka arkaya çok hızlı başladık maça. Madison belki ligimizin en erken golü geldi. Kendi takımımızın adına konuşmak gerekirse. Evet. Kesinlikle sarı kart Zagre. Bu arada ligimizi yeni kurulan ligimiz için de çok çok teşekkür ederim. Çok güzel desteğiniz ve ilginizden dolayı lig kurulduktan 3-4 saat sonra doldu. Ben beklemiyordum açıkçası. Yine güzel bir lig olur dedim ama Türkiye Ligi zaten şu an çok güzel bir kariyer olacak. İnanıyorum yani. Ağaspor'da güzel bir takım. Fenerbahçe'yi seçmek istemedim aslında. Fenerbahçe seçsem belki daha çok izlemeler olabilirdi ama ben zevk açısından Alanyaspor seçtim arkadaşlar. Biraz daha zorlaştıralım işlerimizi. Biraz daha keyif almaya bakalım. Evet, bu arada fırsatları kaçmaya devam ediyor. Fırsatları kaçırmaya devam ediyoruz. Immobile, Hernandez, Martial, bir daha kimmiş? Yine Martial ama sıkıntı yok. Bu pozisyonları bulalım yeter ki. Goller gelmeye başlayacak yağmur gibi. Madison 38'de bir faul yapmış ve ilk yarı Madison'ın daha dakikalar dolmadan attığı golle ilk yarı tamamladık. Gerçekten nefes kesici bir ilk yarı izledik. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Hadi bakalım. Şimdiye kadar iyi maç iyiydi arkadaşlar. Yeşil sahada gösterilen performansta da ben de memnunum takımın adına. Sanırım sağ oyuncuya geri dönüyor arkadaşlar. Mikrofonlarımız yeniden bende. Yunus topu önünde buldu ve şutu yapıştırdı. Dijon gol için geliyor ikinci yarıda. Hızlı başladı Dijon. İlk atak Dijon'dan ikinci yarıda. Ama Yunus'tan kaçan bir fırsat. Direkten dönmüş daha doğrusu. Oo. Madison tekrardan frikik başında. Dakikalar 52. James Madison kaçırdı. James Madison. Kaleci kurtarmış. Galiba ilk golle frikikten attı. Tam hatırlamıyorum ama. 3 oyuna gelecek. Marcelo oyunu terk etti. Hernandez'den daha da teslim orta. Martial'e geliyoruz. Hernandez'den harika bir orta. Anthony Martial kaçırdı. Kaçırdı Anthony Martial. Immobile yerini Roberto Firmino'ya bıraktı. Martial kafayla topu sektiriyor. James Maddison'a bıraktı. James Maddison 2 oldu. James Madison. Ha, şimdi M yapacağım ha. M. Bak M. Madison. Madison gözüküyor mu lan? Ha bak Madison'ın M'si. Buraya da kalp yapayım. Of çok iyi oldu lan. Dakikalar bitti. 90 artı 2'de son düdüğü geldi. 2-0 kazanıyor Dijon karşısında. Daha farklı skora da gidebilirdik açıkçası. Birçok fırsatı teptik ama 2-0 oldu. Gol yemedik en önemlisi buydu. Gerçekten nefes kesiciydi kendi adımıza. Lig takım nasıl hazırlanmış? Ayşe sordu. Buyurun Serdar Bey'de mikrofonlarımız. Madison açıkçası veya Madison veya kısaca Frikik uzmanı diyebiliriz Ayşe'cim. Sen ne dersin? Ben de bu taktiği desteklemeliyim ve taşa dönmeliyim. Bir galibiyet daha ister miyim ki? Bir galibiyet daha isterim ki. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarınki maçta lütfen gelin diyor arkadaşlar. Ayşe sizleri çağırıyor. Kopmayın diyor. Biz de artık istatistiklerimize geçelim. Biraz şaka eğlence takılmaya çalıştım işte. Evet şöyle gelelim. Dakikalar daha dediğim gibi biri dolmadan Madison'ın golüyle çok hızlı başlangıç yaptık. Onun dışında ikinci yarıda dakikalar 78'i gösterene kadar herhangi bir gol sesi çıkmadı iki takım adına. 78'de Madison ikinci kez sahneye çıktı. Antony Martial'in asistiyle durumu 2-0'a getirdi ve son noktayı koydu. Madison maçına da olmuş. Martial olmuş. 10 şutum var. Rakibimizin 7 şutum var. Oo, o kadar iyi uyumuşlar mı ya? Allah Allah ben dedim bizim 12-13 şutlar. Tabi tahmin etmedim de. 3-3-2-2 oynamışlar. Biz 4-3-3 oynamışız. 168, 162, 38 top oynama oranları 29'da 13.
hücum alanlarında oynama. Biraz yedek kalklı çıktım. Nedeni ise belli. Bundan sonraki maçlarımız için değil, antrenmanlarda oynasınlar diye. Angels'a karşı oynayacağız yarın. Şöyle biz şuraya bakacaktık. Sonuçlara bakacaktık. Brest 4, Strasbourg 4, Lens 0, Marseille 3, Montpellier 4, 1 Nantes'i yenerken Brest Reims 2-2 berabere kalmış. Nimes 4-0 Güngören'i yenerken 3-0'lık bir Bordeaux galibiyeti görüyorum. Hasan Yıldırım burada artık mağlubiyetten sonra istifasını vermiş galiba ya da aktif değil galiba. Strikome'ye gelmiş Lorient'e 2-0 Nice kaybetmiş. Mens 1-2 Angers'a kaybederken Monaco'da 2-1 Rennes'i yenmiş. Açıkçası yeni gelenler var. Onlara hoş geldin diyeceğiz. Hemen şöyle lig tablosunu bir gösterelim. Paris Saint-Germain ligde birinciliğini götürüyor. Açıkçası Bravo Şahin yoktu bir aralar. Galiba gelmiş lige yeni oyuncular var. Aynen Bravo Şahin gelmişler. Nereden hoş geldin Şahin'e diyelim. O yokken takım galibiyet aldı. Lille 38 puanla 2. sırada. Monaco 33 puanla 3. sırada. Nice 32 puanla 4. sırada. Lyon yeni menajeri galibiyetini aldı. 31 puanla 5. sırada yükselirken Nimes arkasında 31 puanla 6.'lığı paylaşıyor. Rennes 30 puanla 7. sırada gerilerken CTT 23 puanla 8. sırada kalmış. Efe Güngören buraya çok alışamadı açıkçası Fransa Ligi'ne. Marsilya 20 puanla yükselmiş. Bordeaux 20 puanla 13 sıraya gelirlerken Lens 20 puanla 12. 11. sıraya gelmiş. Burada yeni menajerli o takımlardan Lorient ilk haftasında mağlubiyetle tanışmış. 14 puanla 11. sırada kalırken Mentz de 9 puanla 17. sırada kalmış. Menajer listesine baktığımızda ise bizim birinci olmadığımızı görüyoruz. Tabii niye olalım ki? Şahin Doğan'ın Paris birinci. Bermen 2. Biz 3. sıradayız. Arkamızdan Efe Güngören geliyor. Yasolas Nice'den. Muhammed Rennes'ten. Batuhan Ulu Bey Monaco'ya gelmiş, ona hoş geldin diyelim. Mens'ten Şahin Doğan 8. sırada. Onun dışında Silikon Bey Lorient'e gelmiş, ona da hoş geldin diyelim. O da 9. sırada. Ve son takım olarak Lyon'a Baby diye bir arkadaşımız gelmiş. Ona da hoş geldin diyelim herkese. Ona da gidiyor. En golcü oyuncu Lukaku 18 gol ile en fazla asist yapan oyuncu Toni Kroos. Trent Alexander yoktu zaten. 11 maçta kalmış. Yani çok katkı veren de Lukaku bir Lukaku Guri yarışı görürüz. En güçlü oyuncu Leroy Sané. Wow. En güçlü en fazla ortalama en iyi sahip oyuncu maç başına. 8.2 ile Leroy Sané iyiymiş ya. Şöyle de bakalım. 7.93 oyuncu var. Cristiano Ronaldo, Trent Alexander ve Neymar. Ama ne kadar çok maç oynarsa o kadar düşüyor ya. Yani Sané 9 maçta yapmış. 15 maç sonra 8.2'de kalır mı? Muamma. Bu arada bizim en golcü oyuncularda başka kimsemiz var mı? Werner 8. Martial var mı? Martial yok. Immobile 5. 6. Savic 3 asist. En çok katkı verenlerde zaten bir Werner. Oo Werner varmış. Evet, Werner'e golcü oyuncumuz olunca. Evet kadro değerine baktığımızda ise biz 25 oyuncuyla toplam 1.43 milyon euro lideriz. Paris Saint Germain arkamızda Lyon 303, Nimes 295 milyon da Rennes 265 puanla, Monaco 228 milyon da CTT 192, Marseille 190, Nice 158. Bu arada Marseille'nin boş olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. 190 milyon euro da güzel bir boş takım. Kaçırmayın. Burada Bordeaux var 114 milyon euro ile boşta. Lens boş 105. Strasbourg, Nantes, Montpellier, Angers, Lorient 91,5 milyon euro ile. Onun dışında başka da bir takım yok. Şöyle ufak bir şeye bakalım şöyle. Mesela şöyle leş istatistikleri bakalım. Video çok kısa olmasın. Neye bakalım? Ligimizin en çok gol attığı takımı ise Paris Saint-Germain şu an 42 gol ile 40 puanla. Lyon biz 39 atmışız. En az gol yiyen takım biz miyiz? Yes sir. Merci beaucoup. Biziz. 6 en az gol yani en az gol yiyen kalemizden 6 gol yemişiz. Çok iyi ya. Vay be. 15 maç mı oldu? 15 maçta sadece 6 gol yemişiz arkadaşlar. Mükemmel. Paris'te 7. Onun işte zaten çift tane de o Nimes 8 yemiş. Vay vay vay. O az atmış ama. Ligimizde en çok sarı kart gören Paris Saint-Germain mi 28 ile? Gözümden bir şey kaçtı mı? Yok. 28 ile o birinci. Arkasından biz gidiyoruz 21 ile. Sarı kart gören 1-1-1-1-1-1-1-1-1. Burada bir iki gördüm. Ment iki kırmızı kart var. En az sarı kart kim görmüş? 9 sarı kart mı? Bunlar 0 kırmızı kart görenler de var. 9 sarı, sadece 9 sarı kart görmüş. Ligimizin 15. hafta itibariyle istatistiklerine bakalım. Şu ana kadar 609 oyuncu transfer edilmiş. 15. hafta itibariyle 9.7 milyar hatta 9.8 milyarlık bir harcama var. 16 milyon ortalama transfer oyuncu değeri transfer edilen
Oyuncuların de ortalama değeri 16. 162 maçta 420 gol atılmış ligimizde, maç başına 2.6 gol, bu da bence için gayet iyi. 71 kez kendi sahasında ev galibiyeti olan takım olmuş. 60 kez de deplasmanlarda galibi gelen takımlar olmuş. 31 de beraberliğimiz var. Ligimizde 15 hafta itibariyle 325 sarı kart var. Bence bayağı iyi bir sayı fazlasıyla var sanki. Burada da bir kırmızı kart bir oyuncu var, 11 ile. 11 kırmızı kart. Şuna bakmışken şöyle bize sürpriz. Burayı izleyenler artık görecek. Burayı izleyenler görecek. İtalya Ligi'nin istatistiklerine ben göstermeyi unutmuştum. Bırak da izleyenler sürpriz olacak. Maçı bak, atlayanlar var. Evet. Şöyle nereye bakacaktık? Hani şuna bakacaktık. Ligde en çok gol atan, buna baktık zaten biz galiba. Hani. Ama şu istatistiklere bakalım en azından. En çok gol atanlara baktık da sarı kartlara bakmadık. En çok sarı kart gören takımların başında 60 sarı kart değil, 61 ile Genoa şu an birinci sırada. 66 ile Cagliari. Evet, Cagliari'yi arttıran yok. 66 ile Cagliari en çok kırmızı kartlara baktığımız ise. Cagliari 5 kırmızı kart. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Bakıyoruz. 7 ile Genoa. Genoa ile Cagliari zaten ilk sırayı paylaşıyorlar. Onun dışında yok. Burada bir dörtlük Napoli var. 0 kırmızı kart Torino. Aa, bizde hiç kırmızı kart görmüşüz. Vay be. 39 sarı kart mı? Maç başına bir sarı kart. Çok iyi. Oo, dizi 2 sarı kart. Oo, Fiorentina 36, Juventus 38, 28 mi? Aa, var ya burada hakeme, Verona hakeme bir şey yapmışsın. Ya. Abdullah bak sen. Bilemedim. Her neyse. Ligimizde, İtalya ligimizin sonuna gelmiş bulunmaktaydık zaten arkadaşlar. Ligimizde toplam 1373 oyuncu transfer edilmiş. 26.2 milyarlık bir harcama olmuş ligimizde. 19.1 de ortalama transfer bedeli olmuş. 399 maç oynanmış ligimizde. 1131 gol atılmış. Maç başına yani 2.8. Bakalım daha yükseğe gelecek mi? İngiltere'ye de bakalım. İngiltere'ye de bakacağız. İngiltere'ye de bakacağız. Ona da çıkmayın. 2.8. Ev sahibi 192. Deplasman 142. Beraberlik ise 65. Beraberlik sayısı çok daha az kalmış. 911 sarı kart. 38 haftada 7 15 haftada 311. Miydi 300? 300 küsürdü. 3'te 1'i. Aynen hemen aynı gidiyor. Hatta biraz daha yavaş gidiyor diyebiliriz. 42'de kırmızı kart var. Kırmızı kart biraz fazlaymış. Burada bakacak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hemen İngiltere'ye geçelim arkadaşlar. Ortaya karışık. Ortaya karışık bir lil kariyeri yaptık sizlerle beraber. Buna bakmayayım, buna bakmayacağım. Buna bakmayalım. Buna zaten lig bitince bakarız. Gerçi lig bitince de bakabiliriz ki çok mantık. Daha çok hafta var. 8 hafta. Oh. Ligimizden çok gol atan takımı biziz, 84 gol ile. 80 geride kat çıkmayacağım. Ligimizden en çok gol atan biziz. Brighton 2. Wolverhampton 3. Manchester 4 diye gidiyor. En az gol yiyen takım ise Wolverhampton olduğunu görüyorum sanki. 16 ile 17'lik bir Newcastle United var. Başka da kimse yok. En çok gol yenisi 80 gol ile Burnley'miş. En az gol atan da ligin sonuncusu. Southampton 10 gol atmış. Ligin en çok sarı kart gören takımı, en az sarı kart gören takımı galiba Tottenham çünkü. Oo. 36'da yok. Kusura bakmayın ama oha derim arkadaşlar. Biz 47 görürken adam nasıl 4 sarı kart görebiliyor? Ya burada bir hakemler biraz Tottenham'a kıyak, biraz değil bayağı kıyak geçmiş yani. 36'da 4 sarı kart. Öyle bir şey imkansız. Ulan bir maçta 2 sarı kart görüyor zaten. Bir maçta 4 sarı kart gördüğüm var benim. Brighton burada 47 ile de galiba bizden daha yüksek yok sanki. Var mı artıran? 47 son teklif. Var mı artıran? Vallahi yok ya. Oo, 40'lara geçen de zaten iki takım. Abi 45 burada bir Crystal Palace var. Bir de şurada bir 42 Wolverhampton. Başka 40'a gelen yok. Kırmızı kart 2. Var mı artıran? 3. Crystal Palace'tan geldi. Başka artıran var mı diye bakıyorum. Yok. Burada bayağı kart görmüşüz. 30. hafta itibariyle 1031 transfer yapılmış. 21.8 milyar harcama yapılmış. Ortalama oyuncu değeri burada daha fazla arkadaşlar. 21.1 milyon euro. Oynanan maç ise 318 285 euro atılmış ve maç başına aynı şu andaki İtalya ligimizin son haftası gibi 2.8. Ev sahibi 152, 116 deplasman ve 44 beraberlik var. Sarı kart 561 ve 23 sarı kart. Burada agresiflik bir tık daha az görüyorum ben. Evet, burada da Lille kariyerimizin 15. haftasında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Toplamda da 16. bölüm mü? 15. 15. bölüm sonuna gelmiş bulunmaktayız. Direkt de ikinci sıradaki yerimizi koruruz. Bir sonraki bölümde Inter Sakonya karşı oynayacağız. Buraya kadar izleyenler çok çok teşekkür ederim. Onlara ufak bir
kıya geçmiş oldum. Lig durumlarını analiz yapmış olduk. Like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. Diyeceğim başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi butonun da açıklamalarda bir önceki videolarımızı görebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Goodbye.